Afişe hoş geldiniz. 2018 yılının son afişiyle karşınızdayız. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl dileğiyle yılbaşı konserlerinden seçtiklerimizle afiş başlıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Viyana konseptindeki programıyla yeni yıl heyecanının yaşanacağı özel bir konser verecek. Program, Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'a ait eserlerden oluşacak. Rock müziğin sevilen gruplarından Duman, yılbaşı gecesi Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Grubun konseri Ankara Milyon Performans Hall'da gerçekleşecek. Levent Yüksel yeni yıl gecesi sevenleriyle Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde buluşacak. Yüksel konserinde eski ve yeni şarkılarını seslendirecek. Güçlü canlı performansıyla Fatih Erkoç İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı konserinde sevenleriyle Efes sahnesinde bir araya gelecek. Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşanan olayları anlatan Börü filmi bu haftanın en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmin senaryosu Dağ filminde yakaladığı başarısıyla adından söz ettiren Alper Çağlar'ın imzasını taşıyor. Haftanın bir diğer öne çıkan yapımı ise 21 Aralık'ta Amerika'da izleyiciyle buluşan ve hafta sonunda gişede zirveye yerleşen Aquaman. Ambulans gelmiyor. İtfaiye bile yollamıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Hatırlayacağız. Finali sinema filmine bırakılan televizyon projesi Börü bu hafta vizyona giriyor. Polis Özel Harekatı'nın sıcak savaş timi Börü'nün hikayesini anlatan film 15 Temmuz'da Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşananları konu ediyor. Ama bedeli ne olursa olsun ya orayı geri alacağız ya da öleceğiz. Filmin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Ahu Türkpençe, Emir Benderlioğlu, Can Nergis ve Zafer Algöz gibi oyuncular yer alıyor. Börü'yü biz Türkiye'de ilk mini seri olarak yaptık. 6 bölümden oluşan. Hatta bazıları soruyor işte niçin bitti, niçin erken final yaptı diye. Biz bunu aksiyonun en iyi kalitesinde insanlara seyir esnasında göstermek için yaptık. Biz bir ayda, kimi bölüm 1,5 ayda bitirip ikinci bölüme başladık. 6 bölümü bitirdik, yayına girdik. Sonra final oldu. Finalde de öyle bir yerde bitirdik ki sinema filmine davet ettik insanları. Filmin senaryosu ve yapımcılığı daha önce Dağ filmleriyle gişede önemli bir başarı yakalayan Alper Çağlar'ın imzasını taşıyor. Yerde kökbürü ol. Not aldı. Disney'nin yeni bir müzikal ve devam filmi olan Mary Poppins Sihirli Dalı haftanın eğlenceli seçenekleri arasında yer alıyor. Film kendisine verilen en sıradan görevleri bile fantastik bir maceraya dönüştürebilen mükemmel dalı Mary Poppins'in hikayesini anlatıyor. Hikaye 1930'larda depresyon dönemi Londra'sında geçiyor. İlk filmin çıkışından 24 yıl sonra gelen Mary Poppins Sihirli Dalı'nın başrolünde Emily Blunt yer alıyor. ...2018'in son afişinde sinema konuşmak istiyoruz. Yerli ve yabancı kategoride 2018 yılının en çok konuşulan, en çok izlenen, dikkat çeken filmlerini değerlendireceğiz. Sinema yazarı Kerem Akça ile birlikteyiz. Hoş geldin Kerem. Nasıl geçti bu sene diye sormak istiyorum. 2018'in artık biz de son afişini yapıyoruz. Evet. İlk önce yerli kategoriyle başlayalım istiyorum. Evet, evet. Çünkü 180 tane yerli film girdi bu sene. Evet, evet. Nitelik açısından oldukça yoğundu ama nitelik açısından nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylemek istersin? Ya aslında evet, yani bunların hani 180'in belki de hani 40-50 tanesi hani gerçekten B tipi diyeceğimiz, trash diyebileceğimiz veya sanat sinemasında amatör diyebileceğimiz filmlerden oluşuyor. Hani onu inkar etmemek lazım. Ama bunun yanında da hani çok böyle hani farklı şeyler deneyelim arzusunu tetikleyen bir bakış açısı oldu bence 180 filmin olması. Gitgide yükseliyor. Geçen sene de 150'yi geçmişti. Evet. 155 civarıydı. Evet. Ve hani bu anlamda da hani değerli, ilginç bir şekilde hani bir bilim kurgu fikrim var. Çekeyim evet. Arzusunu ortaya koyan yönetmenler çıkabiliyor. Hani sanat sinemasından ziyade gişe sinemasında böyle bir durum var aslında. Hani eskiden sadece komedi ve korku çekilirdi.
Şimdi onların en zayıflarını da görüyoruz, o ayrı. Ama bir diğer taraftan da hani bilim kurgu olsun, hani fantastik olsun, hani bir şekilde içine yavaş yavaş giriyor. Evet, güzel gelişmeler bu güzel var bir şey aslında, ama tabii diğer taraftan da hani Yeşilçam zamanında da hani ilk en çok film üretildiği zamanda hani 150-200 arası film üretiliyordu. O dönemde de hani bazı yönetmenler, senaristler 3-4 tane işe imza atıyordu. Bu sene de öyle bir tablo çıktı. İki tane film çeken, yanılmıyorsam 5 tane yönetmen var. Çağan Irmak, evet. Murat Şeker, Kıvanç Barıönü, Alper Mesci ve Özgür Bakar, ikişer film. Onur Ünlü de 3 film çekti. Evet. Yani öyle bir tablo var yani. Bir şekilde birden fazla film çekip, hani bir şekilde birini belki hani çok uğraşmayıp ister istemez biriyle kalıcı olan yönetmenler çıkmaya başladı. Hani bu da Yeşilçam geleneğinin devamı. Bu çok sıkıntılı bir durum bence. Yani bir diğer taraftan da mesela hani legal yeniden çevrimde mesela çok fazla biz alışık değildik. Legal, yasal yeniden çevrimlere. Bir şirket Sony ile anlaşıp Sony'nin filmlerini yasal olarak yeniden çeviriyor. Bu senede Her Şey Seninle Güzel. Benim arka, My Best Friends Wedding, benim en iyi arkadaşım evleniyor. Onun uyarlaması ve hani son derece başarılı bir yeniden çevirim bence. Evet. Hangi filmler en çok dikkat çekti? Aslında şöyle bir baktığım zaman işte Müslüm filmine bakıyorum mesela. En son yine bizim için şampiyon Bolt Pilot'ın hikayesi. Evet, evet. Biraz biyografiler de aslında izleyicilerin dikkatini çekiyor değil mi? Yaşanmış gerçek hikayelerin de çok sevildiğini gördük. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında daha önce evet mesela savaş filmi olunca da Nefes gibi filmler milliyetçi damarı olursa tutuyordu Türk sinemasında ama daha ziyade hani komedi ve melodram iş yapabiliyor. Fethi 1453 hani çok beklenen bir filmdi. Evet. O sebeple 6 milyonu geçmişti. Ama bu seneden itibaren, geçen seneden itibaren Ayla'nın 5 milyonu geçmesi, Müslüm'ün 6 milyonu geçmesi ki bunlar kaliteli popüler sinema işleri evet. Bence. Bunların hani Hollywood standartlarında popüler sinema işleri. Hani bana kalırsa bunların böyle bir noktaya gidilmesi, biyografi ve gerçek hikayenin öne çıkması önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Projeler var zaten. Senin en beğendiğin, bu sene en çok konuşulan işler açısından neler söylersin? Hangi en beğendiğim benim Yol Kenarı Tayfun Pirselimoğlu'nun, Mahmut Fazıl Coşkun'un Anonsu, evet. Nuri Bilge Ceylan'ın Ağlat Ağacı, Sofra Sırları Ümit İnal'ın ve Onur Ünlü'nün Put Şeylerisi. En çok beğendiğim filmler oldu. Bir de tabii daha da bana göre hani yılın en iyi yerli ilk filmiydi. Onu da es geçmemek lazım. O da farklı bir şey deneyen, bu toplumun içerisinde farklı bir şey deneyen filmlerin bir yenisiydi. Ki Ümit Ünal'ın Seri Katil filmi çekmesi de zaten farklı bir şey olduğunu gösteriyor Sofra Sırları'nın. Evet. Hani böylesi alanlar açılması ve bütçe bulunması böylesi yönetmenlerin önemli bana kalırsa. Evet. Festivallerdeki yolculukları için neler söylersin? Çünkü Anons gibi çok da güzel ödüller kazandırdı ülkemize birçok evet, yapım. Evet. Biraz festival açısından değerlendirirsen ya bu sene aslında evet bu sene yerli filmler için çok faydalı bir yıl oldu festivaller anlamında. Sundance'de Kelebekler Dünya Sineması evet, yarışmasında büyük ödül aldı. Onunla başladık. Sonra Berlin'de 3 film gösterildi. Sonrasında Cannes'da ana yarışmaya girdik. Carlo Vivari'de ana yarışmaya girdik. Locarno'da Sibel ve Nebula biri ana yarışmada, biri yan yarışmada 3 ödül aldılar toplamda ki düzgün işlerdi bana kalırsa. Anons Venedik'te yan bölümde özel ödül aldı ki hak ediyordu bana kalırsa. Orada büyük ödül de alabilirdi yani o kalitede bir işti. Ve Venedik'te de hani yan bölümde Yuva da gösterildi. Emre Yeksan geçen sene Körfez'de eleştirmenler haftasına girmişti Venedik'te. 2 sene üst üste Venedik'e giren ilk Türk yönetmen oldu. Ve tabii Tokyo Film Festivali'nde de son çıkış en son yarıştı. Yani böylesi değerli filmler, değerli festivallerde evet. Çok damga vurduğumuz bir sene oldu evet, bence. Evet tabii dünya sinemasında da bir ismimizin artık evet, rahatlıkla evet. Değil mi bir yerinin olduğunu evet, da evet. Söylemek mümkün. Evet evet yani zaten hani kalitemiz tartışılmaz. Ama hani şans ufak tefek dengeler her şeyi belirliyor. Cem Yılmaz'ın bilim kurgu türündeki filmi Arif 216. Evet evet. O da çok ses getirdi. Evet evet yani hem Yeşilçam'ın geçmişine dair, hani Yeşilçam'ın geçmişinden bugün arasında bir zaman yolculuğu yapma durumunu ortaya koyan hem de günümüzün toplumuyla ilgili bir şeyler söyleyen evet. Bir bilim kurgu komedi Cem olarak Yılmaz bu konuda çok hassas. Hep bir Yeşilçam'a evet, evet. Bir selamı evet. Var son yaptığı filmlerde çünkü. Evet evet yani onu seviyor. Onu ama günümüze de taşıyordu bu evet. Sefer. Ve yine hani eğlenceli, kaliteli bir iş yapmıştı bana kalırsa. Hani 5 milyon seyirciye ulaşmasına sevindim açıkçası. Evet. Hemen yabancı kategoride konuşacak olursak filmlerle ilgili neler söylersin? Yabancı sinemalarda dikkat çekenler hangileriydi bu sene?
Bu sene aslında özellikle Wes Anderson'ın Köpek Adası, Isle of Dogs ve Alfonso Cuarón'un Roma'sı gerçekten hani başka bir seviyeydi bana kalırsa. Hani onu görmezden gelmemek lazım. Köpek Adası hani animasyon tekniği açısından her türlü yapıyı yıkan bir yaklaşımdı. Hem Japon animelerini hem Amerikan köpek animasyonlarının bambaşka bir boyuttaydı bence. Roma, Alfonso Cuarón'un Roma'sı da hani Netflix mi değil mi, nerede seyredilsin falan tartışıldı ama bana göre hani gerçekten başka bir boyuttu sinemasal anlamda. Onu da görmezden gelmemek lazım. Onun yanında Phantom Thread, Paul Thomas Anderson'ın Phantom Thread'i var. Onun yanında Loveless, Sevgisiz var, Rus filmi. Ve tabii Climax var, Gaspar Noé'nin. Bu beş filmi öne çıkarabiliriz. Netflix'in bu sene kurtardığı The Other Side of the Wind, Orson Welles'in bitmeyen projesini kurtardı ve gerçek bir çok önemli bir mirasa dönüştürdü onu. Evet, bu Netflix'in yaptığı en güzel işlerden biri. Çok önemli bir şey o. Tabii buradan Netflix meselesine de atlarsak. Aynen öyle. Netflix'le bir bağlayalım istiyorum. Çünkü bu sene hem yani Cannes Film Festivali Netflix filmlerini almıyorum diye geçen seneden beri bir ambargo uyguluyordu. Bu sene onu uyguladığı için Roma gibi hani yılın en iyisi olacağı tartışılıyor. Yani belki ben ilk üçe koyuyorum ama herkes için yılın en iyisi olması tartışmasız bir filmi. Cannes programını almadı. Venedik aldı ve Venedik'te büyük ödülü kazandı. Bir Netflix filmi büyük ödül kazanır mı bir festivalde, yani böyle bir tartışma var. Ama öte yandan da Netflix gerçek anlamda Martin Scorsese olsun, Steven Soderbergh olsun, bu sene içinde başka yönetmenler, G.C. Chandler olsun, hani çok önemli yönetmenlerin filmlerini alıp destek oluyor ve onları kendi platformu dışında limitli vizyona da sokuyor. Hı hı. Ve gerçekten hani kaliteli filmler, kaliteli bağımsız filmler böylesi desteklere ihtiyacı var. Yani Netflix bunu çok anlamda önemli bir sermaye aracına dönüştü. Evet. Bu sene konuşulan olaylardan biri de artık setlerden mahkeme salonlarına taşındı. Kevin Spacey, Bill Cosby'nin üzerine yapılan, onlarla ilgili yapılan iddialar da çok ciddi boyutlara ulaştı. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili olarak? Ya geçen sene Harvey Weinstein'le başlayan Me Too hareketi aslında hani çok mantıklı bir noktaya gitti bana göre. Hani Hollywood'da hani böylesi gizli meseleler açığa çıkmalıydı bana kalırsa. Hani belki de 50 senesi de çok fazla böyle olay var. Biz görmüyoruz ki işin ucunun Bill Cosby'ye kadar gitmesi de bunu gösteriyor. Oyunculuklar üzerine biraz konuşacak olursak yabancı yapımlar için, yabancı filmler için ne söylersin? Hangi oyunculuklar ön plandaydı? Ya aslında şey yani bizde bu sene yani Frances McDormand geçen senenin performansı aslında ama bizde bu sene vizyona girdiği için Three Billboards'da zaten direkt o öne çıkıyor. Oscar'da da öne çıkacak performanslardan Rami Malek bence hani erkek oyuncu olarak yılın en iyisiydi. Hani Türkiye'de vizyona girdi Bohemian Rhapsody. Evet, onu Rhapsody. Yani Oscar'da es geçilebilir ama Rami Malek bence çok iyiydi. Evet. Bradley Cooper da Star Is Born'da bence hani yavaş yavaş kalitesini yükselten bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ona es geçmemek lazım. Şimdi Oscar demişken biraz da Oscar konuşalım istiyorum. Biraz değerlendirmeni almak istiyorum Oscar'la ilgili. Bir önceki seneden başlıyor yarış genelde. Hani bu sene de Black Klansman'ın kana girmesi ve ödül almasıyla başladı aslında yarış. Yani bu seneye yansıyan yarış. Ve Black Klansman bir şekilde herkesin beğendiği bir film noktasına geldi. Şu anda hani favorilerden biri. Evet. Eğer bir Afro-Amerikan filmler çekişiyor. Evet, yani bir Afro-Amerikan konusu koparsa, mevzu o tarafa kayarsa ki kayıyor genelde. Genelde. Moonlight yılı gibi. Tabii. Black Klansman alabilir ama A Star Is Born da çok beğenildi. Yani o hikayenin perdedeki dördüncü anlatılışı belki ama hala beğeniliyor. Hı hı. Yani Lady Gaga olsun, Bradley Cooper olsun bir beğenildi. O ya bir şekilde o da favorilerden biri. Green Book da üçüncü sırada bana göre. Bu üç filmden biri alacak. Yerli yabancı filmler kategorisinde hayal kırıklığı yaratan, beklentinin altında kalan filmler hangileriydi bu sene? Bu sene yerli sinemada aslında yani çok böyle iddialı projeler üretildiği için tarihi epik olarak Direniş Karatay ve Deliler bana göre hayal kırıklığı oldu. Yani gerçek anlamda hani çok büyük bütçeler flop oldular yani. Hani Amerikalıların deyimiyle flop'a dönüştüler ve dalga geçilecek sinema deneyimleri sundular. Yabancı sinemada ilk aklıma gelen Venom oluyor. Yani çok hani çok beklenti yüksek olsa da beklenti yerine getiremeyen bir çizgi roman uyarlaması oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu değerli sohbet için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. 2019'un ilk günlerinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cicero filminin yeni fragmanı yayınlandı.
Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrollerini paylaştığı Cicero, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bir casusluk hikayesini anlatıyor. Etkileyici referanslarınız var Bay Bazna. Güvenlik soruşturmanız da temiz çıktı. Beyefendinin çok özel bir uşağı olacaksınız. Bay İlyas Bazna. Yüzyılın casusluk hikayesi Cicero'yla beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Cicero, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Cicero'nun yaşadıklarını anlatıyor. Yazıyor, yazıyor! Türkiye savaşa girecek mi? Alman büyükelçisi burada öldürülürse ne olur? Türkiye'ye savaş açar. Almanya adına casusluk yapan Türk ajan İlyas Bazna'ya odaklanan Cicero da Erdal Beşikçioğlu'yla Burcu Biricik birbirlerine aşık iki casusu canlandırıyor. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdıran casus İlyas Bazna'nın hayatını anlatırken 1940'ların Ankara'sını günümüze getiriyor. Yapımcılığını Ayla ve Müslüm filmleriyle bu yıl adından sıkça söz ettiren Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Daha önce Barda ve Behzat Ç. filmlerinde birlikte çalışan Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu bu kez de İkinci Dünya Savaşı draması için bir araya geliyor. 2019 yılının iddialı yapımlarından olan Cicero, 18 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Neredeler? Bu işten sağ çıkmayacağını biliyorsun değil mi? Ölürken aklınızdaki isim ben olacağım. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın Limak Filarmoni Orkestrası ile seslendirdiği Zeki Müren şarkıları albüm oldu. Albümde sanat güneşi Zeki Müren'le özdeşleşen şarkılar, dünya ünlü tenor Murat Karahan'ın filarmonik yorumuyla yer aldı. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar Türk sanat müziğinin dev ismi, sanat güneşi Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarının yer aldığı Murat Karahan'la Zeki Müren şarkıları albümü sanatseverlerle buluştu. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Zeki Müren şarkılarını aynı zamanda kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte seslendirmiş ve uzun bir konser serisi gerçekleştirmişti. Şef Rengim Gökmen'in yönetimindeki konserler bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin kişi tarafından izlendi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Murat Karahan, uzun bir maratonun sonunda beklenen bir albümle müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gönülden başka ne bıraktın bende hatıra. Şimdi uzaklardasın, elbet bir gün buluşacağız, Veda Buse'si gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerde takipçileriyle buluştu. Sinemadan yeni oyunlara, güncel kültür sanat haberleri var şimdi sırada. 2018 yılının Troya yılı olarak kutlanmasının ardından 2019 Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağı olan Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından bölgede önemli bir turizm hareketliliğine sebep olmuştu. Göbekli Tepe kararıyla aralarında Mardin ve Adıyaman'ın da yer aldığı 5 il için turizm kalkındırma faaliyetleri yürütülecek. Bugün rüya gördüm. Ben parkın kendi tarihçesinde oturuyorum. Sonra bakıyorum Marmara'nın ortasında bir ayna kırılmış. Devlet tiyatroları tarafından sahnelenen Kendi Gök Kubbemiz, izleyiciyi Yahya Kemal'in şiirleriyle zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Kış sezonu boyunca sahnelenmeye devam edilecek oyunda tek kişilik performansıyla Oktay Korunan yer alıyor. Korunan aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. Kendi Gök Kubbemiz, vatan ve insan sevgisini, aşk ve ölümü anlatıyor. Alternatif pop müziğinin sevilen şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem, yeni albümü Seni Senin Gibiler Sevsin de dinleyicileriyle buluştu. Sanatçı, albümünün ilk video klibini sözleri Sibel Algan'a, bestesi ise Sezen Aksu'ya ait olan Nafile Kelam şarkısına çekti. Nafile Kelam'a varmıyor dilim.
Ceylan Ertem'in 6. stüdyo albümünde Sezen Aksu, Sıla ve Mabel Matiz gibi isimlerin şarkıları yer alıyor. Ceylan Ertem'in aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlendiği 11 şarkıdan oluşan albümünde söz ve besteleri kendine ait olan şarkılar da yer alıyor. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkarılan çok özel bir çalışmayı sizlere takdim etmek istiyoruz. Eserin ismi Sürgünde Muhalefet, Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi. Çalışma Türk modernleşmesi hakkında dönemin en kritik notlarına yer veriyor. Namık Kemal'in 150 sene önce sürgün yıllarında Ziya Paşa ile birlikte Avrupa'da çıkardıkları gazete Hürriyet, Türkiye'de ilk kez Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlanıyor. Kitap, dönemin aydınlarının ve Anadolu halkının fikirlerine yön veren gazetenin 100 sayılık tüm koleksiyonuna yer veriyor. İki cilt halinde okurun karşısına çıkan Sürgünde Muhalefet, Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi ile değerli bir arşiv çalışması sunuluyor. Bu kitap aslına baktığınız zaman bu manada Türkiye'nin entelektüel hayatıyla ilgili, Türkiye'deki düşünce hayatıyla ilgili, bütün tartışmalarla ilgili bir başlangıcı temsil ediyor. Yani Türkiye'deki bu konuların tartışılmaya başlandığı yeni Osmanlılar, Jön Türkler süreci içinde yeni Osmanlıların bütün fikri tartışmaları bu kitap içinde değerlendi diyebiliriz. Yeni Osmanlı'nın lideri Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, hatta dolaylı olarak Ali Suavi'nin ve arkadaşlarının Londra'da ve Cenevre'de sürgünde bulundukları yıllarda devlet ve sistem tartışmalarının içine aldığı, aynı zamanda teorik tartışmanın içine aldığı çok özgün bir eser. Yani bir anayasa tartışmaları yapıyorlar, meşrutiyet demokrasi tartışmaları yapıyorlar. Padişahın denetim yetkisi üzerine padişaha saygıyla beraber bir konsept koymaya çalışıyorlar. Ve bundan sonra zaten Türkiye'deki meşrutiyet deneyimleri, ikinci meşrutiyet deneyimleri ve hatta Cumhuriyet'in başlangıcını oluşturan Mustafa Kemal Atatürk'ün de en çok etkilendiği Namık Kemal ve işte Ziya Gökalp olmak üzere düşüncelerin filizlerini bu kitabın içinde bulabilirsiniz. Eser, Kasım ayında yayın hayatına başlayan Vakıfbank Kültür Yayınları'nın ilk çalışması olarak Tarih ve Araştırma Kitabı meraklılarıyla buluşuyor. Yaklaşan etkinlik önerileriyle afiş devam ediyor. Elektronik müziğin önemli isimlerinden Solomon, İstanbul performansıyla 29 Aralık akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak. Hamburglu DJ Solomon farklı bir dans müziği deneyimi sunacak. Görüyor musunuz denizin gerisinde? Semaver Kumpanya'nın oyunu Mağrur Fil Ölüleri kış sezonunun yeni oyunları arasında yer alıyor. 1969 senesinin yılbaşı akşamında geçen oyun evli bir çiftin yaşadıkları üzerinden bir döneme mercek tutuyor. Toplumsal ve siyasal düzenin gündelik hayata etkilerini tartışan bu iki kişilik oyunda Sarp Aydınoğlu ve Sezin Bozacı aynı sahneyi paylaşıyor. Denizin gerisinde. 28-29 Aralık'ta Çevre Tiyatrosu'nda perde açacak oyun 11 ve 12 Ocak tarihlerinde de izleyiciyle buluşacak. Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı olan Avi Avital, klasik müziğin önemli toplulukları arasında yer alan Capella Gebetta eşliğinde ve zengin bir repertuarla İş Sanat Konser Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak. Mandolin çalmanın en heyecan verici taraflarından biri de enstrümanın size muazzam yaratıcı bir alan tanıması diyen Avi Avital, Türk müziğine de hayran olduğunu söylüyor. Dünya müziğinin dikkat çeken ismi Avi Avital'in konseri 9 Ocak'ta gerçekleşecek. Bugünlük afişin sonuna geldik. Afiş ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, sanatla dolu yeni bir yıl geçmesini diliyoruz. Mutlu yıllar, hoşça kalın.